Aydın'dan Hatice dolu. Hanım. İyi günler Nurhan Hanım. İyi Hoş günler geldiniz. Hocam. Dinliyoruz Hoş Hatice geldiniz. Hanımcığım. Buyurun. Rüyamda ablamın oğlunun evindeyiz. Eşi sofra hazırlamış bakır siniler içerisinde. Her birimizin önünde pişmiş balıklar var. Sardalya gibi, yani öyle çok büyük balıklar değil. Ondan sonra orada ben diyorum ki niye böyle ikram edildi bu yemek? Sonra oğlum geliyor. Anne diyor, eve gittim, kapıyı açamadım. Anahtar, sen de gel anahtarla açalım diyor. Peki diyorum ben. Sonra çantamdan bir avuç, bir tomar anahtar alıyorum. Hatice Hanım, bir şey soracağım ben size. Parantez açıyorum da, eşiniz ya da evlatlarınızla alakalı bir iş konusu var mı? Eşim vefat etti, ayrılmıştım zaten. Oğlum, İşle oğlum alakalı. Çalışıyor şu anda. İşle alakalı, rızkla alakalı bazı güzel gelişmeler geçecek. Çünkü elinize geçmeyen bir para var. Beklediğiniz bir para da sizin elinize düşeceğini gösteriyor burada. Balığın kızarması, evet. Var mı öyle bir para? Bir yerimiz var. Onu böyle güzel bir miktara satıp ev falan almak istiyoruz. Çünkü elinize geçecek olan bir para var. Bakın, bunu biraz zamana bırakın. Balığın tavada pişmesi, her halükarda Allah nasip ederse yaza doğru elinize çok güzel bir para geçeceğini gösteriyor. Ay hadi. Hadi evet. İnşallah. Ondan sonra oğluma ben kahverengi el şantamdan bir tomar anahtar çıkarıyorum. Ondan sonra eve gidelim diyor. Dolaba açıp oradan üzerime şal alıyorum. Tamam diyorum, hadi eve gidelim diyorum oğluma. Rüyam abla böyle. Anahtarlar zaten, ablacığım bak, anahtarlar zaten orada miras malı olduğunu, bir paranın döndüğünü, Evet, dolaştığını, miras. Kitlendiğini Evet, annemden gösterir. babamdan kalan bir miras. Kitlendiğini gösterir. Kitlendiğinden dolayı açılacaktır kurban. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Kahramanmaraş'tan Derya Hanım. Buyursunlar. Alo. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba, iyi yayınlar. Ben rüyamı anlatayım o zaman. Dinliyoruz. Ben rüyamda kayınbabamı gördüm. Dedi ki, siz dedi, düğünde dedi, güzel çıkmamış düğün kasetiniz dedi, tekrar çekelim dedi. Ben de dedim ki, gelinliğimi giyeyim, geleyim hemen dedim. Sonra bana dediler ki sen gelme dediler. Sen çekin çıkarsın dediler. Arabanın kapısını kapattılar. Ben dışarıda kaldım. Sonra eve geldim. Baktı ağlıyorum böyle. Çok kötü bir şekilde perişan oldum. Dışarıda da eşim var böyle. Ona da takım elbise giydirmişler. Düğün salonuna götüreceklermiş. Eşim gitmiyor. Dışarıda beni bekliyor. Böyle pencereden görüyorum. Hem eşim ağlıyor hem ben ağlıyorum. Daha sonra evin balkonuna çıkıyorum. Balkonun önünde bir yemyeşil bir deniz var. Balkonda şey parmaklık falan yok. Diyorum ki şuradan aşağı kendimi atayım diyorum. Sonra ben oradan aşağı atıp atmam artık kararsız kalıyorum. Birden rüzgar esiyor, ben denizin içine düşüyorum. Yemyeşil deniz. Düşünce bir rahatlıyorum, böyle huzurlanıyorum. Sonra eşim geliyor beni soruyor. Diyorlar ki o kendini denize attı diyorlar. O da hemen benle beraber o da atlıyor arkamdan. Öyle gördüm rüyamda. Derya Hanım bakın, bir dedikodu var. Bir küslük var. Bir dargınlık var. Bu rüya bunu gösteriyor. Siz dargınlığı ortadan kaldırın. Kimseyle yanında konuşmayın. Çünkü sizin demediğiniz lafı başka yerde konuşmuşlar. O demiş diye naklolmuş. Bir dedikodu ortaya çıkmış. Peki. Onun için siz safsınız, siz temizsiniz. Kimsenin yanında bir müddet konuşmayın. Evet. Derya Hanım teşekkürler. Kayseri'den Meryem Hanım'ı bağlıyoruz. Meryem Hanım. Alo, iyi günler Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Dinliyoruz rüyanızı. Rüyam, teyzem görmüş de rüyayı. Babam, annem vefat etti benim. Onlar marul yıkadığını görmek. Marul? Evet, marul yıkıyordu. Annemle babam. Vefat eden anneniz babanız? Evet, annem babam vefat etti. Sizin mutfağınızda mı yıkıyordu marulu? Marul yıkıyor. Sizin ya da kardeşlerinizin, hani derler ya, yüreği şişti artık, yani bir sıkıntı var, yüreği şişti derler. Bu sıkıntı bir türlü çözülmüyor derler ya. Evet. Buna benzer bir sıkıntının ortadan kalkacağını, anne ve babayı görmek, hem maddi hem manevi sıkıntıların ortadan yakın bir zamanda çözüme kavuşacağını beyan etmiş. Evet, ben hastayım zaten. Geçmiş olsun. Allah hasta nasip mısınız? Ederse Allah şifa versin. Evet, Allah. Hastayım. Allah şifa versin. Evet. Amin, sağ ol. Hastalıklarda korkma. En önemli şey, acil şifalar diliyorum size. Moralinin yüksek olması. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Evet. Moralin yüksekse valla her hastalığı yenebiliyorsun. Bir de marul yeşil bak. Korkulacak bir şey yok. Allah'ın izniyle. Geçici bir rahatsızlık. Geçici bir rahatsızlık. Peki. Yani.
Fatih, diğer telefonu alalım. Zehra Hanım. Alo. Zehra Hanım, canlı yayındayız. Buyurun, dinliyoruz. Günaydın, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Buyurun. Rüyama geçeyim ben. Hocam özellikle kan rüyayı bozuyor galiba. İki rüyam arasında kaldım ama. Hayır, bir tanesini seçin siz. Ama siz kan gördüğünüz rüyası anlatmayın tabii, zaten. Kan gördüğünüzü anlatmayın. Ötekini bize anlatın. Evet, evet. Kan akmıyordu ama şöyle hani bir iğne ucu nasıl batırılı böyle küçük bir şekilde kurumuş görünüyordu. Kurumuş muydu, öyle diyelim. Kurumuşsa devam edin bize. Kurumasını görmedim ama böyle hani akmıyordu, görüyordum. Siz yine istiyorsanız anlatın. Yani ben ben ne desem boş yani. Yanlış anlamayın. Hocam, bir dakikanızı alacağım. Bir dakikanızı alacağım. Demin dedi tamam. Yani sevenleri bile ayırıyorlar, bilmem istemiyorlar kimsenin iyiliğini diyor ya. Şair ne diyor? Kadeh oldum, elden ele verildim. Can buldum, canımdan oldum. Namaz postu oldum, önüne serildim. Kıblesiz mübülesiz kıldılar beni. Şimdi ben de diyorum ki kan rüyayı bozar. Siz de diyorsunuz devam edin. Buyurun efendim, devam edin, ben dinleyeyim sizi. Siz bence öbür rüyanızı anlatın. Bozulmuş çünkü, olan rüyanızı niye anlatıyorsunuz? Yani, bir şansınız var. Tabii. Bir de sıkıntınız varsa, o rüya sizin çok ilginizi çektiyse, ne mutlu size ki kan görmüşsünüz de o rüya bozulmuş yani. Bir de bu var. Ya şöyle ki biraz hani çocuğumla da ilgiliydi. Biraz beni fazlasıyla iki gündür unutuyorum. Tamam, anlat ablacığım o zaman. Rahatlayacaksan anlat ablacığım. Çocukla ilgiliyim hocam. Tamam, anlat. Anlatın o zaman. Tamam hocam. Eşimle beraber hocam sözde komşumuzun evindeydik. Üst katta sözde orada kalıyorduk, yatacaktık. Daha doğrusu misafire gitmiştik. Sonra kalktık, eve döndük. Eve geldiğimde böyle şimdiki evine sitenin bahçesinde böyle inekler gördüm. İnekleri görünce hani sanki birisi yok diye söyledim. Tam olarak rüyamı hani fazla da hatırlamıyorum. Eşime söyledim. O beni bıraktı gitti, ben dönerim dedi. Ben de yukarıdan eve çıkmaya çalışıyorum. Böyle yüksek merdiven, çok yüksek böyle ama dik. Dik ve kenarları çok kısa. Böyle emekleyerek çıkıyorum. Yani zar zor yukarı çıkmaya çalışıyorum. Neredeyse düşeceğim. Yukarı çıktım, baktım yukarıda işte kız kardeşim, erkek kardeşim yukarıda oturuyorlar odanın içinde. Onlarla konuşurken benim büyük oğlum, büyük oğlum işte herkes otururken onların ortasında böyle uzanarak oturuyor. Ayaklarını uzatıyor, böyle uzanıyor. Ben de kızıyorum, diyorum hadi ayaklarını topla, büyüklerine oturuyor. Dinlemiyor beni. Tekrar döndüm, dedim bak topla kendini, düzgün otur. Ayıp. Gene dinlemedi. Sözde hani vurduğumu hatırlamıyorum ama vurmuşum. Eline vurmuşum, böyle tekmelemişim. Bundan sonra hani üzülerek diyor elimi kırdın. Elimi hani kırık olduğunu görmedim ama böyle eli parmakları bükülmüştü. Elimi kırdın ya, ağlayarak söylüyordu. Böyle hafiften gibi iğne ucu baş parmağına batırılmış gibi bir kan gördüm. Ve dirseğinde sanki öyle hatırlıyorum, var mıydı yok muydu kan. Böyle bir şey vardı ama aktığını görmedim. Cevap sonra verebilir erkek miyim? Kardeşim bana kızdı. Ablacığım bak. Senin evet, çocuğun eline vurman, çocuğa işte ayağınla iteklemen, bu her halükarda çocuğa verdiğin destekler halen sürüyor. Yalnız senin çocuğunda ya romatizmal ya midesinde ya da kanında bir rahatsızlık var bu çocuğun. Bu inek var ya, inek. İnek demiştiniz değil mi? Efendim? İnek söylemiştiniz. Evet, bahçede evet, hocam, inekler vardı hocam. Ha, bak sana ne diyor? Allah-u Teala diyor ki adağını kes ve çocuğuna sütlü ballı süt içir diyor. Şifadır. Bakın. Rüyada süt görmek, anne babadan destek almak. Aynı zamanda eğer anne görüyorsa sütü, evladıyla alakalı problem var, canıyla alakalı, sütle balı karıştır, çocuğuna içir kardeşim. Hı. Ama şunu da doktora altını çizelim. Gidecek. Heh, gidiyor yani, zaten doktora. Tamam. Yani sütle zaten balı... gidiyormuş doktora. Tabii tabii. Mutlaka gidiyordur da hocam. Niye bunun özellikle altını çiziyorum? Bu sadece tabii, şu anda bizim tabii buradaki söylediğimizle alakalı bir durum değil. Tabii. Her ne olursa olsun doktorların yolundan ayrılmadan, ama siz yine şifa neyse tabii duanızı yapın. Bitkilerden destek alıyoruz ama ne olur ve ne olur ağrınız neredeyse mutlaka onu bir uzmana gösterin. Çünkü evet, ağrılar vücudun ve hastalıkların tek habercisi. Evet. Diyor ki burada yolunda gitmeyen bir şeyler var, beni duy ve bana ona göre tedavi uygula tabii, diyor. Tabii, tabii. Allah'ım şifa diliyorum size. Evet. Büşra Hanım. İyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Öncelikle merhabalar. Merhaba Büşra Hanım. Ben rüyamda bir tane kamyon gördüm. Hı. Kamyona bütün eşyalarımı doldurmuşum. Annem, babam, kardeşlerim.
Memlekete Ankara'ya dönüyoruz. Ankara'ya giderken diyorum ki bir yol var, iki yol var daha doğrusu. Ben bir yolu seçmişim, o yola girmişim. O da yanlış olmuş. Ondan sonra duruyorum işte, arabayı durduruyorum, kamyoneti. Kuzenime rastlıyorum, diyorum ki ben diyorum yanlış yola gittim, şu yola geçmem gerekiyor, bana yardımcı olur musun diyorum. O da diyor ki işte şu an yardımcı olamam, hani ben şeye gitmem gerekiyor, işim var, gitmem gerekiyor. O yüzden hani babam zaten yanında, babam da benim eskiden nakliyeciydi. İşte kamyonun rengi ben, neydi efendim? Kamyonun rengi? Kamyonun rengi açık renkti. Tamam, şöyle diyelim bakın. Dedi ki, devamını da anlatabilir miyim? Buyurun. Şey dedi, işte şey, baban sürsün, yardımcı olsun dedi. Ondan sonra ben yan tarafa geçtim. Daha doğrusu babam dedi ki, ben dedi sürerim, sen yan tarafa geç. Bu kadar mı devamı? Anlatamadım ki. arabaya geçtiğimizde babam şoför koltuğuna oturdu. Bana da yan tarafa geçmemi söyledi. Ondan sonra babam sürdü arabayı. Tamam. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Kardeşlerinizle alakalı bir durum var. Ayrılıkla alakalı bir durum var. Maddiyatla alakalı bir sıkıntı var. Kamyonla ev taşımak kişinin aslında bir mal sahibi, bir ev sahibi olacağını gösterir. Babayı görmek, orada Allah nasip ederse bu maddiyatsızlığın ortadan kalkacağını, kuzeninizi görmeniz, çevrenizden bir takım insanlardan destek alacağınızı, yolunuzu şaşırmanız ise burada arada kaldığınız bir durumla karşı karşıya geleceğinizi gösterir. Fakat şu sıralar özellikle 2 ay ev değiştirme, ev alma veyahut da bir iş yapmayla alakalı beklemeye almanız sizin için daha karlıdır. Peki, teşekkürler. Evet. Hilal Hanım. Ben diliyorum. Hoş geldiniz. Buyurun Hilal Hanımcığım, dinliyoruz. Hoş bulduk. Ben rüyamda annemle karşılıklı oturuyorum. Annem bana zehirli yılanın ısırdığını söylüyor. Evet. Böyle hafif titredi. Ben de kızdım. Niye o zaman hastaneye gitmedik işte? Niye gitmiyorsun? Hemen ambulansı arıyorum ben. Sonra işte ambulans, oradaki kadınla konuşurken kadın bir türlü ambulansı göndermiyor. Sonra birden kendimi hastanede buluyorum. Sonra birden de evde buluyorum. Yani böyle karışık bir rüya gördüm. Sizin ya da annenizin devlet kapsında bir işi olacak. Hı. Var mı Hilal Hanım böyle bir durum? Ona göre yorum yapayım. Evet. Var mı? Evet. Çünkü bu rüyaya göre zehirli yılan olması çoktandır beklediğiniz bir iş. Ama hep beklemede. Fakat son noktaya inşallah birkaç ay içerisinde rüyanız tahakkuk eder. İnşallah birkaç ay içerisinde çözülür. İnşallah. Evet. Şimdi hep söylüyoruz programda. Yine altını çizeceğim. Bir işiniz var. Çocuğunu evlendirmek istiyorsun. Ya da yeni bir iş açıyorsun. Bu evden taşınacaksın, yeni bir ev alacaksın, ne bileyim, hayatımızda çok şey oluyor. Bununla ilgili hocam her defasında dedi ki istihareye yatabilirsin ve herkes istihareye yatabilir. Evet. İstiharede gördüğün o rüya aslında o işle ilgili sana çok şey anlatıyor. Hı hı. Şimdi programın başında hocam dedi ki bugün şeyi söyleyeceğim. Hangi günler istihareye yatarsak daha etkili olur. Evet. İşte pazartesi mi, salı mı, çarşamba mı, perşembe mi, cuma mı, cumartesi mi, günler diyorum. Evet. Bakın bir gün değil. Evet. Birkaç gün var ki bu günler arasında istihareye yatarsak çok faydasını görürler. Ne gibi bir fayda, yani ne özelliği olur mesela sizin söyleyeceğiniz o günler doğrultusunda? Peygamber Efendimiz ve peygamberlerin yatmış olduğu gecelerden sayılan rüyaların genelde vahiy olarak indiğinde o gecelerde, o günlerde geldiği için biz de istihareleri o gece ve o günlerde yapsalar çok faydalı olacağını söylüyoruz. Peki o geceler ve o günler hangi günler? Hangi günler istihareye yatarsak çok daha güzel sonuçlar alabiliriz? Şimdi çok minnacık bir reklam aram var. Küçük yani, kısa. Bir yere ayrılmayın ki hemen akabinde, çünkü hocam söyleyecek hangi günler diye. Evet. Hocam şimdi istihare günlerini konuşalım. Hı hı. Hangi günler istihareye yatarsak daha verimli ve güzel sonuçlar alırız? Evet. Şimdi günlerden bir tanesi pazartesi, gündüz. Bakın çok dikkat edin, gündüz. Tekrarında perşembe, cuma, cumartesi. Bunlar gündüz. Pazartesi, perşembe, cuma, cumartesi. Bunlar gündüz yapılan istihareler. Diyelim ki gece yapacağız sevgili kardeşlerim. Bu da
Perşembeyi cumaya bağlayan gece. Cumayı cumartesiye bağlayan gece. Bu da kaç gün oluyor? Yine bize 2-3 günü, 2 günü beyan ediyor. Cumartesi pazara bağlayan gece de yapabilirler. Hı hı. Bir tehlike arz etmiyor. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, cumayı cumartesiye bağlayan gece, cumartesi pazara bağlayan gece istihare yapılır. Sorun yok. Evet, ama diğer günlerde pazartesi, perşembe, cuma, cumartesi gündüz de yapılır. Evet, bunlar gündüz yapılır çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine rüyalarda önce dinimiz kendisine işte Cebrail'i görmesi, konuşması önce rüyalarda kendisine geldi. Bu da büyük hadislerde zaten yer bulur. O yüzden daha önceki peygamberlere de peygamberimize de rüyalarda salih rüya olduğu için onlara gelen rüyalar vahiy sayıldı. O yüzden o güzel, o mübarek gecelerde, o mübarek günlerde istihare yapmaları daha makbuldür. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Allah hep böyle güzel rüyalar gördürsün ve hayallerimiz gerçek olsun. Unutmayın, eğer bir şeyle ilgili bir hayal kuruyorsanız, içinize düşmüşse Allah mutlaka o yolda bütün yolunuzu açmıştır. Amin. Bu hedefle ilerleyin. 3 günlük dünyada da çok kafaya takmaya değmiyor değil mi hocam? Paraymış, evet. Pulmuş, oymuş, buymuş. Valla sağlığın olsun. Sağlığın olmadığı zaman bir kahvaltı bile edemiyorsun yani. Ağzından bir lokma bile girmiyor. O yüzden nerede sağlığın var, orada dünyanın en zengin insanı sensin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eyvallah.